15 Temmuz 2016 tarihinde saat 9 sularında AK Parti ilçe başkan yardımcısı Serkan Üstün'ün düğününe hayırlamak vesilesiyle düğün alanına gittim. Ve ilerleyen saatlerde Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç tasvip etmediğim ve de onaylamadığım olayların cereyan etmesine takiben bulunduğum ortamdaki arkadaşlarla birlikte internet ve de sosyal medya üzerinden gelişmeleri takip edip aramızda yorumlar yapıyorduk. Saat 02 sularında köprülerin tutulduğu, TRT'nin işgal edildiği ve de paralelci terör örgütünün ülkeye el koyduğu haberini sosyal medya üzerinde aldığım sıralarda saat 2.10 sularında camiden ezan sesini duydum. Rejim değişikliği oldu. Paralelci terör örgütünün ülkeye el koyduğunu düşünülerek zamansız okunan ezanın halkı galyana getirmesini önlemek amacıyla camiye doğru gittik. Camide görevli din mensupları ile konuşmanın dışında herhangi zorlama ya da fiziki müdahalem olmamıştır. Camide görevli hocalara neden ezan okuduklarını, halkı galyana getirmemelerini söyledim. Fakat bu olaylar yaşanırken Diyanet İşleri Başkanlığından gelen bildiriden haberim yoktu. Ezan okunan yerden ayakkabılıkların bulunduğu alana geldiğimde yine aynı düşünceyle olduğunu tahmin ettiğim sebeple AK Parti ilçe başkanı Osman İşleten'in yeğeni Rıdvan İşleten'in kapıları kırın, camları kırın diye bağırdığını, yine AK Parti ilçe başkanı Osman İşleten'in kız kardeşi Rukiye Ergün'ün sandalye ile camları kırdığını, AK Parti ilçe başkanı Osman İşleten'in kapıları tekmelediğini gördüm. O sırada belediyede çalışan Seyfettin Karan'ın geldiğini, camiye zarar vermemeleri gerektiğini söyleyerek, cami hepimizin, camiye zarar vermeyin, biz bu camiye nelerimizi feda ettik diye yapıcı olarak camiye verilen zarar esnasında telkin ettiğini gördüm. Onu sakinleştirmek ve yatıştırmak maksadıyla oradan alıp annesinin evine götürdüm. Orada sakinleştirdikten sonra evine yatırmak için evine götürdüm. Ben de evime gidip yattım. Tüm bu iddialar ve basına sızdırılan yalan haberler şahsıma, belediye çalışanlarına ve İnisar ilçemizi itibarsızlaştırmak, bizleri din düşmanı olarak göstermek için düzenlenen bir komplodur. Bizler ilçe merkezindeki caminin daha modern ve daha iyi şartlarda olması için mücadele veren, dış cephe aydınlatmaları ve iç aydınlatmalarını başka belediyelerden şahsım olarak temin ettirip camiyi aydınlatan, her perşembe günü akşamı mezarlıklarda Kur'an ve Yasin Şerif okunabilmesi için ses tesisatını döşettiren bir belediyeyiz. Bunları yaptığımız günlerde dönemin il müftüsünün bizleri merkez camisinin aydınlatmaları için bizzat teşekkür etmişlerdir. Din düşmanı olarak gösterilmek istenen ben, belediye başkanı olmadan önce 2003 yılında merkez camisinin şadırvanının tamamını kendi imkanlarımla yaptırdım. Belediye başkanlığı döneminde de merkez caminin her türlü etkinliğinde şahsım olarak tüm imkanlarımı kullandım. Bu yapılanların hepsi şahsımı, kurumumu ve İnisar ilçemizi itibarsızlaştırmak adına yapılmış düzmece bir oyundur.